Herkese merhaba, benim adım Michael. Okula gidiyorum ve genellikle çok mutluyum. Çok sakin ve düzenli bir hayatım var. Ailem bana tapıyor ve her şeye izin veriyor. Bu gerçekten hoşuma gidiyor. Aile içinde resmen bir kral gibiyim. Sürekli arkadaşlarımla geziyorum. Farklı farklı partilere gidiyorum. Ancak annemi üzmemek için derslerimi iyi çalışmam da gerekiyor. Ama bunlar çok önemsiz. Çünkü babam düzenli olarak iyi davranışlarım için bana para veriyor. Bu yüzden kendimi bundan mahrum bırakmaya niyetim yok. Ama problem hiç beklemediğim bir yerden geldi. Gerçekten beklenmedikti. Ve en önemlisi ailemizin içinde bu kadar büyük bir sır olacağını hiç tahmin etmezdim. Size kısaca anlatmaya çalışacağım. Bir zamanlar babam uzun saçlı, genç yakışıklı bir hippiymiş. Ve renkli minibüsüyle ülkenin her yerini gezermiş. Aynı zamanda o ve arkadaşları popüler bir rock grubuymuş. Etraflarında bir sürü kız dolanıyormuş. Tüm kızlar onlarla tanışmak istiyormuş. Ve sadece tanışmak için değil, anlarsınız ya. Bu şekilde 5 yıl seyahat ettikten sonra üniversiteye gitmiş, annemle evlenmiş ve süper ciddi bir adam olmuş. Albümdeki resimlere bakınca babamdan çok farklı birisini görüyordum. Kısacası o zamanlardan bu yana yıllar geçti. Dün aniden kapımızda birisi belirdi. Benden biraz daha büyük ve albümde bulunan fotoğraftakilerine benzeyen genç bir kız. Uzun bir etek, çizmeler, dağınık saçlar ve alnında bir bandana. Babam kapıyı açtı, geri çekildi, sonra sarardı ve kanepeye oturdu. Clara diyebildi sadece. Oturma odasında sessizlik çöktü. Annem ve ben Clara'nın kim olduğunu, babamın bu kadar genç bir kızı nereden tanıdığını anlam veremedik. Hayır, ben Claudia. Clara benim annem. Selam baba, dedi sırıtarak. Annem haklıymış. Bu kıyafetlerle beni hemen tanıdın. Bu sözlerden sonra annemle şok olduk ve biz de kanepeye oturduk. Ne şok ama. Yıllar önce Clara adında birinin babamızdan bir kız çocuğu doğurduğunu ve onu söylemeye bile tenezzül etmediği ortaya çıktı. Bizden uzak ve güzel bir şekilde yaşamış ve babamdan hiçbir şey talep etmemişti. Ama geçenlerde ölümcül bir hastalık teşhisi konulmuş ve ölmek üzereyken kızına bir babası olduğunu söylemiş. O da yetimhaneye gitmemek için bize gelmiş. Bu arada Claudia babamın testine bir itiraz etmedi ama babam zaten onun kızı olduğuna emindi. Gerçekten birbirlerine benziyorlardı. O günden sonra Claudia bizimle yaşamaya başladı. Dürüst olmak gerekirse ilişkimiz ilk günden itibaren kötü başladı. Benden daha da berbattı. Sürekli duygu sömürüsü yapıyor, benden para istiyordu. Vermediğim zaman da bana ısrar ediyordu. Ona defol git dediğim anda hemen çığlık atmaya başlardı. Ve babam da gelip annesiz bir kıza kötü davranmam gerektiği hakkında bana baskı yapardı. Beni çileden çıkardı. Ben de ona dokunmamaya ve onunla mümkün olduğunca karşılaşmamaya karar verdim. Bu onu durdurmadı. Tişörtlerimi giymeye başladı ve onları kirli şekilde etrafa attı. Ki annem bunu benim yaptığımı sanıp bana çok kızdı. Ama dayandım. Kumbaramdan paralarımı aldı. Buna da dayandım. Ve sonra en sevdiğim spor ayakkabımı beğendi. Artık sınırları aşmıştı. Bu yeni bir modeldi ve neden ona verecektim ki? O ayakkabıları almak için çok para biriktirdim. Ve 6 ay önceden sipariş verdim. Ama oh, bu güzel ayakkabılar artık benim, dedi. Onları giydi ve gitti. Artık dayanamadım ve onları zorla ayağından çıkardım. Babam çok öfkelenmişti. Bana bağırmaya başladı. Annem ise ayakkabıları ona vermem için beni ikna etti. Bana başka satın alacağını söyledi. Ama bunu yapmak istemiyordum. Claudio daha sonra odasına gitti ve bana siyah işareti bir SMS gönderdi. Ben birikirim. Bu beni çok güldürdü ama olayların nasıl biteceğini bilseydim gülmezdim. Ve ona bu lanet olası ayakkabıları verirdim. Birkaç gün evimizde sessizlik oldu. Biraz nefes aldım ve rahatladım. Tehditlerin bittiğini düşündüm. Hatta çocuklarla birkaç günlüğüne göle gitmeye, rahatlamaya ve üvey kardeşinden biraz uzak kalmaya karar verdim. Bizimle gelmek için yalvarmaya başladı. Buna karşıydım ama babam ısrar etti ve onu götürmezsem bu tatil için para vermeyeceğini söyleyerek beni tehdit etti. Onu da yanında almak zorundaydım. Gölde hava serindi. Doyasıya iyi dinlendik. Claudia başının ağrıdığını söyleyerek çadıra gitti. Buna çok sevindim. Ertesi sabah kahvaltıya gelmedi. Onu fark etmedim bile. Öğle yemeğinde telefonuma onu ağaca bağlı bir şekilde otururken gösteren bir video geldi. Tam kafasının üzerine kocaman bir taş asılıydı. Ses. Geri sayım başladı. Mekanizma çalışıyor. Bir saat sonra ip kesilecek. Ekranda bir geri sayım aracı belirdi. Gerçekten çok korktum. Çocuklar ve ben ormana gittik. Videodan yeri bulmaya çalıştık. Zamanlayıcı 55 dakikayı gösterirken onu bulduk. Onu çözmek için koştum ve o anda polis geldi. Onu öldürmek istediğimi, onu ormana getirdiğimi, ağaca bağladığımı haykırmaya başladı. Arkadaşımla ben onun yalan söylediğini haykırdık. Polise telefonuma gelen videoyu göstermek istedim ama video orada yoktu. Biri çoktan silmişti. Ailem şok oldu. Babam nasıl bir anda bu kadar kötü bir insan olduğumu anlamadığını söyledi. Sonuçta beni doğru yetiştirmişlerdi. Claudia sürekli ağladı ve kendisini benden korumalarını istedi.
Psikolog sorunlu ergenlerin bittiği bir kampa gönderilmemi tavsiye etti. Böylece orada tedavi görecek ve sakinleşecektim. Ailem hemen kabul etti. Buna karşıydım ama bu tedavi kampından iri yarı adamlar gelip beni bağladılar ve götürdüler. O gün ilk defa evimde değildim. Hayatımın zor bir dönemiydi. Bilirsiniz, bu tür kamplar hapishane gibidir. Orada her şey zor ve çetindir. Sabah erken kalkıp gece geç yattım ve anca yorgunluktan bayılınca uyuyabiliyordum. Annemlere çok gücendim ama bunu düşünecek vaktim bile yoktu. Beynim sürekli eğitim ve bize orada iyi öğrettikleriyle meşguldü. Daha iyi olmalısın ve annem babana seni doğurdukları için teşekkür etmelisin. Annem 2 hafta sonra ilk kez aradı. Tuhaf bir sesi vardı. Her şeyin yolunda olduğunu söylese nedense ona inanmadım. Beni endişelendirdi. Zaten strese alışmıştım ve iyi davrandım. Bir arkadaşımı aramama izin verildi. Nick'i aradım ve ondan evimi izlemesini istedim. 3 gün sonra bana bir video gönderdi. Ailem ona her gece para veriyor. Odalarına gider ve oradan çıkmıyorlardı. Bazı garip insanlar Claude'un yanına geliyor ve Claude onlarla birlikte gidiyordu. Evden ayrılmadan önce annemin yatak odasının kapısının altına çok duman veren bir tür ot yakıyordu. Sabah ailem odalarından sanki bir tür uyuşturucu etkisindeymiş gibi çıkıp robot gibi hareket ediyorlardı. Her şey olabildiğince garip ve şüpheliydi. Bunun normal olduğunu ve bir şeyler yapılması gerektiğini fark ederek gerildim. Sonra kamp müdürüne gittim ve ona bu videoyu gösterdim. Buraya nasıl geldiğimi sormaya başladı. Sonra bana sarıldı ve dedi ki, "Senin için çok üzgünüm oğlum. Öyle bir kardeşin olduğu için ve ailen bu şeytanla yüzleşmek zorunda kaldığı için üzgünüm. Ama seni kurtaracağız." Birini aradı ve birkaç gün içinde ailemi göreceğime söz verdi. Bu 3 gün hayatımın en uzun günleriydi. 3 gün sonra beni geri aldılar ama eve değil, ailemi tedavi gördü hastaneye. Babam ağlayarak af diledi ama onları uzun zaman önce affetmiştim bile. Onlar sadece çok iyi insanlardı. Herkese inanıyor ve herkese yardım etmek istiyorlardı. Hepsi bu. Claude gerçekten benim üvey kardeşim çıktı ama o gerçekten tam bir şeytandı. Kısa hayatı boyunca neredeyse tüm eyaletlerde ıslak kamplarına gittiği ortaya çıktı. Annesi gerçekten uzun zaman önce ölmüştü ve onu evlat edinen birkaç ailesi bile vardı. Hem her şey her zaman kötü gitti. Sonunda onu orada bulabileceklerini düşünerek babasını bulmaya karar verdi. Ama ben ona çok müdahale edince benden kurtuldu. Ondan sonra her akşam psikoterapik bitki yakarak ailemi uyuşturup istediği her şeyi onlara yaptırdı. Kamptan döndüğümde onları beni sonsuza dek evden kovmaları için kolayca ikna edebileceğine emindi. Bu süre zarfında tamamen onun uyuşturucu bağımlıları olacaklardı. Benim gittiğim problemli gençler için olan kampa götürüldü. Müdür gözlerini ondan ayırmayacağına söz verdi. Ancak daha iyi olmasına yardımcı olup olmayacağını büyük bir muammaydı. Ailem ve ben tekrar birlikteyiz. Annem o kızı orada bırakmamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü en azı insanların bile sevginin kurtarabileceğine inanıyor. Ama ben bundan pek emin değilim. Ne düşünüyorsunuz? Sevgi bir manyağı düzeltebilir mi? Yorumlara yazın. Ve bu tür hikayeler ilginizi çekiyorsa abone olun, beğeniye basın ve bir sonraki videoyu kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın.